ilimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tahşiş ve taklit yapılan gıdalar arasında ilk sırada yer alıyor. 2020 yılında düzenleyeceğimiz bal çalıştayı ile arıcılık ve bal sektörünü tümüyle ele alacağız. Özellikle bal taklit ve tahşiş laboratuvarları altyapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık bile. Bütçe görüşmelerimiz sırasında Gazi Meclisimizde de dile getirdim. Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tahşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanların, hakiki aracılarının emeğini çalanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca özellikle şunu da ifade etmek isterim. Tarım ve Orman Bakanımız olduğum sürece hiçbir zaman hasat döneminde de ithalata izin vermedik. Bu konu çok çarpıtılıyor. Hiçbir zaman da izin vermeyeceğiz. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi asla yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Kıymetli katılımcılar, değerli misafirler. Evet, Gümüşhane'ye biz ne kadar hizmet götürsek az. Muhakkak takip edenleriniz olmuştur. Pazartesi günü bütçemizi nihayete erdirdik. Birçok bütçe kalemi ya aynı kaldı ya da çok az miktar yükseldi. Birçok bakanlığın bütçesi aynı. Ancak biz başta Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2020 yılı tarımsal desteklemelerimizi bir önceki yıla göre %36 arttırdık. Böylece toplam bütçemizin %54,5'unu yani 22 milyar lirasını tarımsal desteklemelere ayırmış olduk. Gümüşhaneli çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun.